Selam. Ben Barış desem ve elimi şu şekilde size uzatsam, siz de bana aynı şekilde karşılık verip elinizi uzatsak ve bu şekilde el sıkışsak. Böyle el sıkışılır mı? Olmaz, değil mi? Peki başka nasıl el sıkışılmaz? Mesela şöyle. Yani tamam, alfa erkeğisin ve vücut dilinle de bunu ispat etmeye çalışıyorsun. Onu anladık da bir tokalaşmanın arkasından karşındaki şu hale gelmemeli. Ya da bu hale. Yoksa sıkmak için uzattığın ele böyle ters ters bakarlar. Yapılan bir araştırmaya göre nasıl el sıkışılmaz sorusuna en çok verilen cevaplar şu şekildeymiş. Terli ya da ıslak avuçlarla, gevşek parmaklarla, çok sert sıkarak, göz teması kurmadan, çok kuvvetli çalkalayarak, çok uzun süre ya da çok kısa süre, çok yakınlaşarak, sol elle ve sıcak elle el sıkışılmaz. Mış. Peki nasıl el sıkışmalıyız? Bundan önce el sıkışmak nedir bir bunu düşünelim. El sıkışmak iki kişi arasında gerçekleşen kısa bir ritüeldir, bir barış törenidir. Milattan önce 5. yüzyıla ait şu rölyefte biri Atina'dan ve diğeri de Sisam adasından iki asker birbiriyle el sıkışırken görülüyor. Sağ ellerinde silah olmadığını, dolayısıyla savaşma niyeti taşımadıklarını, barış içinde geldiklerini gösteriyor. Yani binlerce yıldır insanlar birbirleriyle el sıkışıyorlar. Sadece tanışırken de değil, tekrar karşılaştıklarında minnettarlıklarını göstermek için, birbirlerini tebrik etmek için ya da spor müsabakalarında bir centilmenlik gösterisi olarak. Karşılıklı güvenin, saygının, sevginin, dengenin ve eşitliğin sembolü el sıkışmak. İşte böylesine önemli bir gösterge olduğu için tabii ki bilimsel çalışmalara da konu olmuş. Bilim insanları bu konuda araştırmalar yapmışlar. Hatta ideal bir el sıkışmayı formülize etmişler. Evet, Profesör Jeffrey Beadie tam 12 farklı ölçüt tespit ederek bunlar üzerine bir formül kurgulamış. İşte ideal bir el sıkışmanın bilimsel formülü. Bu formüldeki harflerin anlamı şu: göz teması, sözlü selamlama, düşen gülümseyişi. Bu gözler ve ağızla ve simetrik olarak yapılan yavaşça gülümseme anlamına geliyor. Kavrama, ellerin kuruluğu, kuvvet, ellerin pozisyonu, sallama, ellerin sıcaklığı, ellerin dokusu, kontrol ve süre. Şimdi biliyorsunuz bu kanalda pek çok kez bilimsel araştırmalara yer veriyorum ve iddialarımı bu şekilde kanıtlarla desteklemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bilime saygımız sonsuz ama sırf bir formül üreteceğim diye bu kadar zorlamaya bence gerek yokmuş. Yani her şeyi anladık da ellerimizin sıcaklığını, hadi onu da bıraktım, dokusunu nasıl ayarlayacağız el sıkışmadan önce? Peki ya formüldeki pi sayısına ne demeli? Ayrıca bana göre el sıkışmak İnsanın karakterinin, kişiliğinin bir parçası. O kişiliği böyle bir formüle hapsetmek niye? Mesela Afrika kökenli Amerikalılar 1970'li yıllarda kendilerine has bir el sıkışma biçimi geliştirdiler. Buna DAP deniyor. Dignity and Pride. Yani haysiyet ve gurur kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Ben senden üstün değilim, sen de benden üstün değilsin. Yan yanayız, birlikteyiz anlamına geliyor. Bu selamlaşma biçimi daha sonra çeşitleniyor ve yüzlerce farklı biçime bürünüyor. New Yorklu bir fotoğraf sanatçısı bundan birkaç yıl kadar önce bunun 120 farklı biçimini görüntüleyerek bir sergi açtı. DAP hareketi kısa sürede o kadar gelişti ki modern dans figürlerine bile ilham vermeye başladı. Şimdi tüm bunlara el sıkışma diyemeyecek miyiz? Peki ya şu meşhur çak bir beşlik hareketi, bu bir el sıkışma değil midir? Bunu Afrika değil de Avrupa kökenli Amerikalılar icat etmiş. 1977'de. Evet, bu kadar net tarih verebiliyorum. Hatta 2 Ekim 1977'de gerçekleşen bir beyzbol maçında ilk kez çak bir beşlik hareketinin yapıldığı söylenir. Sonraları bunun bir de güçlü yumruk ya da yumruk yumruğu versiyonu gelişmiştir. Bu hareketin de ilk kez 1990'da Avustralya'da bir kriket maçında yapıldığı rivayet ediliyor. Bilimsel olarak bu son saydığım iki el sıkışma biçimi, yani çak bir beşlik ve yumruk yumruğu hareketleri daha sağlıklı el sıkışmaya göre, daha hijyenik. Çünkü bu yumruk yumruğu da tam 20 kat ve çak bir beşlikte de 10 kat daha az bakteri transferi gerçekleşiyor ten teması azaldığı için. Bir insanın hayatı boyunca en az 15 bin kez el sıkıştığını düşünecek olursak, hatta biz de bayramlarda günde en az 150 kez el sıkıştığımızı siz hesap edin ve ona göre bir formül geliştirin işte. Gördüğünüz gibi el sıkışma ritüeli sürekli olarak gelişiyor.
Özellikle spor müsabakaları bu işin adeta bir katalizörü gibi. Hatta curling sporunda, hani şu taş kaydırma sporu var ya, oyunun ilk kuralı haline gelmiş el sıkışmak. Takımlar el sıkışarak başlamak ve bitirmek zorundalar. Bazı sporlar daha da ileri giderek, eğer Trump gibi el sıkışan biriyle karşılaşırsanız ne yapmanız gerektiğini anlatmaya başlamışlar. Bunun için jiu-jitsu öğrenmek zorunda kalabilirsiniz. Neden el sıkıştığımıza dair yapılan en ilginç bilimsel araştırmalardan birinin iddiası da şu: karşımızdaki kişiyi daha iyi tanıyabilmek için ondan kimyasal sinyaller almaya çalışıyormuşuz. 280 kişi üzerinde yapılan bu araştırmaya katılanların %22'si el sıkıştıktan sonra ellerini böyle yüzde burun hizasına doğru götürüyorlarmış nedense. Koklamak için. Bu belki de bilinçaltımızın karşımızdakini tanıma isteğinden kaynaklanıyor. Bir de belli bazı grupların kendi diğer grup üyelerini tanıyabilmek için geliştirdikleri gizli el sıkışmaları var. Mesela Simpsonların bir bölümünde taş kesiciler grubunda görürüz bu tür bir el sıkışmasını. Taş kesiciler grubu. Gerçek dünyada bunun bir karşılığı da var tabii. What you'll see is they put the thumb there and that would be the third knuckle from the thumb. So you see this very frequently. This is the Entered Apprentice. There are two for Fellowgraph, but Master Mason is right there. Dünyanın en büyük gruplarından bir başkası da izcilerdir ve iki izci karşılaştığı zaman sağ değil sol elleriyle tokalaşırlar. Bu ilk başta size garip gelebilir ama gerekçesini duyunca bence hak vereceksiniz. Çünkü iki izci karşılaştığında bir yandan tokalaşırken bir yandan da şu şekilde izci selamı yapmak zorundadırlar. Ayrıca sol el kalbe daha yakın olduğu için bir dostluk ve içtenlik göstergesidir. İzcilerin bu selamlaşma biçimi size garip geldiyse ben bir de size ünlülerin kendi aralarındaki gizli selamlaşmalarını göstereyim. Öyle sahnelerin ışıklarının altında değil, kulislerin gizli saklı köşelerinde gerçekleşir bu selamlaşma biçimi. Gördüğünüz gibi el sıkışmak kişiliğin bir göstergesi. O kişilerin oluşturduğu grupların bir sembolü ve o gruplarında en büyüğü ülkeler. Her ülkenin, her kültürün el sıkışmaya kattığı kendine has bir yorum var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yandan kendi ismini söylerken bir yandan kararlı bir şekilde diğerinin elini sıkarsın. İsviçre'de ise karşındaki kişinin soy isminin başına bay ve bayan takısını koyarak söylersin. Avustralya'da bir erkekle kadın el sıkışacaksa önce kadın elini uzatmalıdır. Ayrıca kadınlar birbiriyle el sıkışmaz. Suudi Arabistan'da erkekler kadınların elini sıkmaz. Fas'ta çok yumuşak el sıkışılır ve yine erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla el sıkışır. Rusya'da da bir kadın kendisi el sıkışmak istemezse onunla el sıkışılmaz. Elini uzatmaya karar verirse uzatış biçimine göre ya eli sıkılır ya da eli öpülür. Meksikalılar uzun uzun el sıkışır ve sonra da genellikle kucaklaşır. Güney Kore'de önce yaşlı kişi el sıkışmaya başlar ve yumuşakça el sıkışılır. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de gençler önce yaşlıların elini ve uzunca bir süre sıkarlar. Brezilya'da sıkı ve kararlı bir şekilde uzunca el sıkışılırken bir yandan da güçlü göz teması sağlanır. Çin'de önce yaşlılardan başlanır, yumuşak bir şekilde el sıkışılırken hafifçe eğilmek gerekir ve bir de göz teması kurulmaz. Tuvalu ve Grönland'da el sıkıştıktan sonra el koklanır. Kimyasal sinyallerle ilgili yapılan bilimsel araştırmayı hatırladınız mı? Birleşik Krallık'ta hafifçe ve aradaki mesafe korunarak el sıkışılır. Fransa'da hızlıca ve hafifçe el sıkışılır. Tayland'da el sıkışılmaz. İki el göğüs hizasında birleştirilerek vayi hareketi yapılır. Hindistan'da da namaste hareketi. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye gerçekten de medeniyetlerin beşiği olan bir coğrafya. Tam bir doğu-batı sentezi. Çünkü az önce saydığım dünya kültürlerindeki el sıkışma biçimlerinin neredeyse tamamını bizde görebilirsiniz. Hatta daha da fazlasını. Mesela bizde sadece iki kişi değil, üç kişi de el sıkışabilir. Genellikle kurbanlık alınırken yapılan bu el sıkışma saatler boyunca da sürebilir. Ancak dünyanın en uzun el sıkışma rekoru maalesef bize değil, Yeni Zelanda ve Nepallilere ait. Tam 33 saat 3 dakika. Evet, böyle bir rekor kırılmış ve düşünecek olursanız bu rekoru kırmak hiç de kolay değil çünkü Guinness kurallarına göre bu olayın kameralar karşısında gerçekleşmesi gerekiyor ve
Bu kameraların karşısında el sıkışmaya hiç ara vermeden sürekli devam etmek zorundasınız. Hatta tuvalete giderken bile kameralar eşliğinde gideceksiniz bir yandan el sıkışırken. İki ekip bakın dünya el sıkışma rekoruna imza attıktan sonra ne yapmışlar? Birbirlerini tebrik etmek için yine el sıkışmışlar. Dönelim yine kendi kültürümüze. Biz el sıkışırız. Sadece kadınların değil, büyüklerimizin hepsinin ellerinden de öperiz. Bayramlarda el sıkışma sırası bile yaparız. Elimizi başımıza götürerek de selam veririz, göğsümüze, bağrımıza götürerek de selam veririz. Bazen sadece başımızla bile el sıkışırız. Evet, bunların hepsini yaparız ama şimdilerde bu kadar zengin bir kültüre sahip olduğumuzu galiba unuttuk. Böyle farklı selamlaşma ve el sıkışma biçimlerini aslına bakarsanız tüm farklılıklarımızı bir dezavantaj olarak görmeye başladık. Benden farklıysan, farklı düşünüyorsan, farklı düşündüğün için farklı el sıkışıp selamlaşıyorsan o zaman benim düşmanımsın algısı oluşmaya başladı. Oysa el sıkışmak neydi? İki kişi arasında gerçekleşen en kısa ritüel, bir barış töreni. Nasıl el sıkışılmaz sorusunun cevabını size formülüze edeyim mi matematikçilerin anlayacağı dilden? Boş küme. Koskocaman, bomboş bir küme. Her türlü el sıkışılır. Yeter ki niyetimiz iyi olsun. Yeter ki savaşmak için değil, barışmak için bir araya gelelim. Yeter ki dünyanın en zengin el sıkışma ve selam verme kültürlerinden birisine sahip olduğumuzu yeniden hatırlayalım. Gelsin şimdi o profesör de Dede Korkut hikayelerinde tasvir edilen şu el sıkışma biçimini formülize etmeye çalışsın bakalım. Deli Ozan geldi, baş indirdi, bağır bastı, el kavuşturup ol yiğide selam verdi. O zaman gelsin gizli selamlaşmamız. Selam, ben Barış.